Ay söyleyemem ya, söyleyemem. En yakın arkadaşımı satamam, kusura bakmayın yani. Ay ne bu böyle sorguya çeker gibi, gider misiniz lütfen? Çalışıyorum ben burada. Ay elim gidiyor. Cerrah olduğunu biliyorum. Hadi söyle. Kim diyor ya onu? Ne o? Ne diyor? Aa bu klinik de artık iyice yani gıybet yuvasına dönüştü yani. Saçmalamayın lütfen, saçmalamayan yok öyle bir şey. Ha olsa ben bilirdim yani en yakın arkadaşı. İnnur. Sen benim bir gözlerime baksana. Saçmalıyor gibi bir halin var mı? Gözlerini belertme bana öyle maviş maviş. Bilmiyorum ben bir şey. Sen bir hastasını kaybetti demedin mi? Bak, travmasını bilmezsem ona yardım edemem, tamam mı? Tamam, iyi niyetini gördüm. Aldım, kabullendim. Ama ben en yakın arkadaşımı satamam. Onun sırrını sana anlatamam, kusura bakma. O zaten kendini iyi hissettiğinde sana söyler. Bu arada... Artık kanki olduğumuza göre sana maviş diyebilir miyim? Ben böyle insanlara lakap takmayı severim de Efsun Efsoş falan diyorum ya. Hayır tabii ki de. Arkandan diyorum ki. Bak Binnur, şu andan itibaren sen ve ben kankayız. Kankayız. Ve ben Efsun'a zarar verecek bir şey asla yapmam. Hadi bana yardım et. Cerrahlık bu dünyada Efsun'u en mutlu eden şey. Şeydi yani. Öyle mi? Sonra? Yani doğru yoldasın. Arkandayım kanki. Daha da bir şey söyleyemem. Bu kadar. Hadi bakalım. Hadi kanki. Elim acıdı ya. Hadi see you, see you. Binnur, bu Emir var ya, Efsun'a kesin aşık. Kesin. Gülcan? Bacım, ben seni arıyorum, arıyorum ama niye bulamıyorum ya? Ne oldu Gülcan? Bir derdin mi var senin? Senin aradığın o kadını buldum, ameliyat olan kadını. Buldun mu? Bakayım. Gülcan, bu fotoğraftan pek bir şey anlaşılmıyor. Sen ne zaman çektin bunu? Bugün, kadın buradaydı. Allah Allah! Ay kim bu kadın ya? Na işte, bu. Bu o kadın. Hangi kadın? Bana sorduydun ya hani ameliyat olan kadın kimdi burada diye. İşte o kadın. Emin misin Gülcan? Karıştırıyor olmayasın? Yo, adım kadar eminim. Bu o kadın işte. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Sen hiçbir yere gitmemişsin, ameliyatında burada olmuşsun. Hatta senin ameliyatını Emir yapmış. Niye bana yalan söyledin? Niye yurt dışındayım dedin? Bak ben böyle olsun istemedim ama buna mecbur kaldım. Neye mecbur kaldın? Yalancı, çıkarcı, kendi hırsları, kendi istekleri için kızını parmağında oynatan Pervin Hanım. Sen neye mecbur kaldın? Anlat. Anlat, dinliyorum seni. Sen daha az önce birbirimizden bir şey gizlemeyelim diye nutuk atmıyor muydun? Sen ve Emir, ne oldu? Emir'in hiçbir suçu yok. Emir'in bir suçu yok. Senin bir suçun yok. Peki benim? Benim suçum ne ya? Ben mi suçluyum? Sen beni Antep'ten kaldırdın, buraya getirmedin mi? Burnuma sözleşme dayamadın mı? Beni tehdit etmedin mi? Hayatımın içine etmedin mi sen? Ha? İkiniz de ortak oldunuz bu yalana. Hatta Kaya Bey de. Ben niye buradayım ya? Önemli bir şey değil. Ne oldu? Emir Bey düzgün yapamamış mı ameliyatı? Kapat elini. Kapat. Aç şimdi. Sen fizik tedaviye de gitmiyorsun değil mi? Aferin sana. Bravo, çocuk gibisin. Ama her konuda değil. Efsun. Efsun nereye? Cehennemin dibine. Gelecek misin ha? Hatta seni orada bırakayım, ben geri geleyim. Herkes hak ettiği yerde kalsın. Ne oldu ya? Ne oldu?
Ne oldu ya, öyle mi? Ne oldu sence? Ne oldu? Yine neyi yanlış anladım? Çok merak ediyorum. Neyi mi yanlış anladım? Yalancısın sen. Sen yalancının tekisin. Pervin Hanım'ı o hastanede ameliyat eden sen değil misin? Bir oyuncuya ameliyat ettim der, diğeri yurt dışındayım der. Siz bayağı şıracıyla bozacı olmuşsunuz. Aferin size. Efsun, bak bırak bir dakika dinleme. Bırak kolumu. Anla beni lütfen. Anneni kıramadım. Mecbur kalmasam böyle bir şey... Bak bak, laflar da aynı. Mecbur kaldın öyle mi? O da aynı şeyi söyledi. O da mecbur kaldım dedi. Yazık, yazık. Efsun, dinler misin? Bırak beni, Emir'i bırak dedim sana. Efsun, sonra benim.